Tabii ki çok hani tecrübeli bir futbolcu değilim. Çok yaşlı bir futbolcu değilim ama yani oynadığım kadarıyla tecrübem var. Buraya geldiğimden beri 3 senedir buradayım. Burada da hani hem ben burayı seviyorum hem de beni seviyorlar. Böyle bir şey karar verdiler. Hocamız sağ olsun, başkanımız sağ olsun. Takımımızda zaten çok tecrübeli arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Onlar da hani sağ olsunlar yardımcı oldukları için çok fazla bana iş düşmüyor açıkçası. Herkes çok kaliteli insan burada. Bir sıkıntı olmuyor. Takım kaptanlığı zaten benim bir hedefimdi. Kayserispor'da takım kaptanlığı yapmak. Şu anda da bu hedefe ulaştığım için hani mutluyum. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu anda 2 galibiyetimiz, 3 mağlubiyetimiz var. Ama sezon daha yeni başladı. Alışma süreci var. Çünkü çok 2 gün antrenmana çıkıp maça çıkan arkadaşlarımız oldu. Çok yeni arkadaşlarımız var. Biraz zor bir durum. Ama toparlamaya çalışıyoruz. Bu arada bize bay geçtiğimiz çok iyi gelecek inşallah. Bu arada da toparlamak istiyoruz. Çünkü Covid çıkan arkadaşlarımız oldu. Takımda da çok sakat arkadaşlarımız var. Bir türlü tam takım çalışamadık. İnşallah tam takım olduğumuz zaman ondan sonra herkes Kayserispor'u izleyecek. Dışarıda da oynadığımız maçlar çok zor. Çünkü içeri dışarı diye bir şey kalmadı. Ligde de herkes herkesi yenebiliyor artık. İnşallah biz de bu maça iyi bir hazırlanıp eksiklerimizle geldikten sonra maçı yani kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp çıkışa geçeceğiz inşallah biz de. Sivasspor önemsenecek bir rakip. İyi de bir kadroya sahip. Ancak biz kazanma inancıyla sahaya çıktık. İki şut sonrasında aslında orada 2 tane basit hata olduğunu söyleyebilirim. Hem atılan şut sonrası çelinen top hem de o topun takip edilmemesi. Aslında orada hata üstüne hata gelişiyor ve gol yiyoruz. İlk golü yedikten sonra tabii biz oyunu bırakmadık. Golü de bulduk. O esnada oyunu yönlendiren de bizdik, topa sahip olan ki ikinci golü arama adına. Aynı şekilde kopyasıyla ikinci golü yedik. Tabii ister istemez tekrar kazanmak için ilk gol atmanız gerekiyor. Biz tekrar force ettik. Maalesef kırmızı karttan sonra 10 kişi kalıyorsunuz. Rakibinize karşı geride 10 kişi kalmak sizin oyun dengenizi daha çok bozuyor. Çünkü golü aramak durumundasınız. Savunmada zaaf veriyorsunuz. Çünkü önde çoğalmanız gerekiyor. Bu şekilde bir maç kaybettik. Tabii çok üzüldük. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Nerede hata yaptıysak hep onları sürekli çalışıyoruz. Onları yapmamaya çalışıyoruz tekrar. Ama şunu da söyleyeyim. 5 hafta bitti. 5 hafta sonucuna bakıyorum. Beni en çok üzen taraf yani istediğimiz o kadro bütünlüğünü, istediğimiz oyun planını, oyun felsefesini, oyun sistemini bir türlü yansıtamadım. Çünkü kanat oyuncularımız yok. Covid pozitif 4 tane oyuncumuz var. Bunların hepsini tabii baktığınız zaman bizi etkiliyor aslında. Oyun stratejimizde, felsefemizde. Dolayısıyla bitmiyor da önlem almaya çalışıyorsunuz. Ne kadar her 3 günde bir test yapıyoruz. Bir yerden bulaşıyor yani. Bir yerden oluyor, bulaşıyor. Birbirine bulaştırıyor ve bizi eksik bırakıyor. Bir de şimdi yeni yönetmeliğe göre muhtemelen açıklanan federasyonda artık maçlar ertelenmeyecek. Genç takımdan takviyelerle vesaire. Biz bunların hepsini dikkate alıyoruz. Öncelikle tabii sakat oyuncularımızın düzelmesini bekliyoruz. Buna karşılık pozitif çıkan oyuncularımızın negatife dönmesini bekliyoruz. Bu bir hafta içerisinde pozitiflerin negatife dönmesi biraz zor gözüküyor ki Sapunaru cezalı olduğu halde yine pozitif çıktı. Oğuzhan'ın ikinci testi pozitif, Ataman'ın ikinci testi pozitif. Bir Miguel Lopez geri döndü. Pedro Henrique sakatlıktan döndü, bir Manzala kaldı. O iyi bir haber oldu. Biz de buna karşılık işte yönetmelik yürürlüğe girdiğini düşünerek, varsayarak pazar günü 19 takımımızla maç yapacağız. Zaten gençlerimizi biliyoruz, tanıyoruz. Ama hem yönetmelik yürürlüğe geçerse çok fazla Covid pozitif çıkarsa ona karşılık işte biz de önlemimizi alıp genç takımdan takviyelerle maça çıkacağız. O yüzden bu süreci böyle geçirdik. Antrenmanlarımız devam ediyor gayet iyi bir ortamda. Dediğim gibi tabloya baktığım zaman beni üzen en büyük faktör oyuncularımın olmaması. İkincisi o fikstürde bizim yani şu anda minimum 9-10 puana ulaşmış olmamız gerekiyordu.
ki bütün maçlarımızı gerçekten iyi oynayarak kaybettiklerimiz var, iyi oynayarak kazandıklarımız var. Sadece Erzurum maçını saymıyorum. Erzurum maçında gerçekten oyunumuzu ortaya hiç koyamadık. O mücadeleyi de koyamadık. Onu da belirtmiştim. Ama bu süreç böyle. Pazartesinden sonra zaten Rize maçı haftası. Rize'yi de kazanmak için elimizdeki oyuncularla, sağlıklı oyuncular gidip maalesef hep burada kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için getiriyor. Burada kazandığımız 3 puan olsa oradaki alacağımız 3 puan zaten bizi çok farklı yerlere getirecek. Ama biz o güçte de iz, o gücümüz de var. Gidip Rize'ye kazanma gücümüz var. İnşallah gidip kazanırız, telafi ederiz.